Arkadaşlar merhaba, Yeni Rehberi serinizde size Mor Kargı dediğimiz imparatorluk kargılılarını anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar bu birimin bölge savaşlarında en çok kullanılan birimlerdendir. Hatta 2 sezon öncesine kadar atlılara karşı hareket eden birimler arasında tek çaremiz kargılılardı. Sonra Madao filan çıktı kısmen, hani alternatif sahibi olmuş olduk ama Madao sarı birim, ikmali, maliyeti, tükettiği liderlik ortada. Mor birim, ben hala bu kargılıların alternatifinin olmadığını düşünenlerdenim. Şimdi arkadaşlar bu birimin ilk savaşlarda işinize yarayacağı için birim açmaya odaklanacaksınız olabildiğince. Ama bu birim kutularının, yan ekstra güçlendirme kutularının birim ağacından ilk doldurulması gereken birimlerin başında geliyor arkadaşlar bu birim. Ve bu birime mor doktrinler koymanız lazım. Şimdi standartta bunun sıkı dur ve ilerle komutu var. Bu iki skill ile geliyor arkadaşlar. Buna yavaş olduğunu düşünenler hız doktrini takabilir. Dördüncü bir skill açılır. Hücum doktrinle açılıyor arkadaşlar. Birime hücumu açar diye bir mor doktrin var. Onu taktığınızda açılıyor. Hücumu da ekstradan şöyle kullanma şansımız var arkadaşlar. Şimdi ben buraya gideceğim. Birim gelecek karşıdan. Ama ben burada size göstermek istiyorum bu taktiği. Diyelim burası kale kapısı. Bizim saldırdığımızı düşünün. Yani bu tarafta da içte şu kısımda atıyorum forte var. Kargı bekliyor. Arkasına sifo saklamışlar. Öyle bir setup olduğunu düşünelim beraber. Ya da bu taraf fark etmiyor. Şimdi arkadaşlar bu birimi oraya X ile böyle götürürseniz yavaş yavaş, yani bu birim ölecektir maalesef. Hatta birim geliyor. Şöyle bir duralım. Onları öldürelim. Bu birimi X ile götürürseniz ya da C'ye basarsanız, dağınık gelirse zaten daha kolay ölmesi sağlanacak. Ve yavaş götürdüğümüzde zaten bu tarafta sifo olacak, unutmayın. Birimimiz yanarak ölecek bu sefer. Yani her türlü birimi kaybedeceğiz. Şimdi hücum doktrinini o yüzden kullanıyoruz. Mesela bir kullanım amacı da ilk alternatiften bahsedeyim. Hücum diyelim, kırığı savunacaksınız. Bölge savaşında oraya gidiyorsunuz. Birim yavaş olduğundan hücum atarak birimi gönderebilirsiniz. Ya da atlıdan kaçırma imkanına sahip olabiliyorsunuz. Bunları da bir keseyim. Şimdi arkadaşlar taktiğimizi buradaki birime bunu nasıl ulaşacağız? Hücumun ilk özelliği şudur arkadaşlar. Birim zaten yanmaya dayanıklı ama sifoya karşı değil. Hücum atarsanız birim yanmadan ilerle komutunu verme şansınız var. Nasıl? Şimdi arkadaşlar biriminiz şöyle biraz daha geride olduğunu düşünelim. Birimimizi şöyle ileri doğru X ile konumlandırdım, götürdüm. Bakın birim çıkıyor. Hücumu vurdum. Hemen yana geçiyorum. Hepsi geçtiğinde 2'ye basıp şarj atıyorum arkadaşlar. Böylece ne olmuş oluyor? Ben direkt burada konuşlanmış birimi hızlıca önüne geçtim. Şarj attım. Gördüğünüz gibi bu birimi zaten dalıyor bütün takım. Temizliyorsunuz arkadaşlar. Yani hücum kombolu yana şarj bu şekilde. Ha, şarjı dediğim gibi bir konuma ulaşacaksınız. Uzak. Hücumu, daha doğrusu şarjı demeyeyim. Hücumu hızlı gitmek için de kullanabilirsiniz. Bir başka alternatifi de şöyle dolsun. Dolunca göstereyim size. At şarjından kaçırmak için de hücumu kullanabiliyorsunuz. Bir de şarj dolarken de şunu bahsedeyim. Genelde diyelim bu koca yol, şurası bir kırık. Yani şurada bitiyor diyelim. Şurası bir kırık, duvar kırığı. Bir birim arkadaşlar buraya koyar. Ana savaş birimi budur. Bir tanesi de karşıya koyar. Şu kısmın şu noktaya kadar, şu kalkana kadar kırık olduğunu düşünün. Şimdi arkadaşlar buradan atlılar fake şarj atar. Dolayısıyla bu kargı buraya geldiğinde, buraya şarjı atıp bu birimi temizlemeye kalktığınızda zaten birimi şahlandırıp durdurmanız arkadaki ağır silahların kesmesine yeterli süreyi sağlayacaktır. Yani kargıyla o birimleri kesmiyorsunuz. Kargıyla o birimleri durduruyorsunuz. Mevzu şu arkadaşlar. Diyelim kol geldi, sağ kargı şarj atacak. O zaman şu şekilde buraya şarj atarken arkadaşlar birimi durdurdunuz. Yani şahlandırdınız, at durdu vesaire. Burada diğer birimler, menzilli birimler, arkadaki havaçalar sıktı. Buradaki birimi öldürdünüz. Burada kaldığınızda arkadaşlar tamamen buraya geçemediniz diyelim. Kırığın ortasında kaldınız şu şekilde. Bire oturtur genelde mantık, yani bölge savaşında yapılması gerekenden bahsediyorum. Bire koyarsınız çünkü buradan bir tane atlı gelmiyor. Bir sürü atlı geliyor. Şimdi ilk şarjı
Bu kargı durdurdu. Sonra bu taraftaki kargı arkadaşlar, hem bu birimin kurtulması gerekiyor. Bu tarafa doğru bu kargı şarj atar. Atıyorum bu zaten burada kesmeye çalışıyor. Arkadan ağır silahlar sıkıyor. Kalanın canlarını da atıyorum buradaki kargı oraya temizler. Ama eğer iki kargınız varsa şöyle biraz uzaklaşıp anlatayım. Diyelim bu kargınız buraya şarjı vurdu. E buradaki kargı vurursa daha arkada atlı varsa eyvah. Yani bunların hepsini ezerler. Bölge savaşını kaybedersiniz. Bu dediğim senaryo şöyle. Surunuz diyelim burada. Sur üstünde birinden yani kolcu infoyu verdi. Sağdaki kargı vurdu bu ortada kaldı. Çok az birim kaldı ve yeni atlı gelmiyor yani. Birimleri temizliyorsunuz ama kalan 3-5 birim var. Adamların menzilli birimleri vuruyor diyelim kargıyı. Buradaki az kalan birimi temizlemeden siz bu birimi böyle çekerseniz bu birim ölür. Tamam ölür. İşte bu çekme avantajını sağlamak için eğer kolcu gördü arkada attı yok buradaki kargıya sağa doğru şarj vur der. O ara arkadaşlar bu birim arkasına döndüğünde şarj attığı için soldaki kargı arkadan demeç yiyip ölmemiş olur. Böylece sağdaki kargınız sola, soldaki kargı sağa geçer. Tekrar buranın önü açılır. Zaten ağır silahlar da çalıştığından burayı temizlemiş olur. Ama bu çok önemli dediğim. Siz iki tane fake atan attı olabilir. Yani bir attı gördünüz diye hemen buradan şarj attınız. İkinci attıyı gördünüz buradan şarj attınız. Ne oldu? Arkada üç attı daha bekliyor. O zaman fake'i yemişsiniz demektir. Hatta attı geliyordur. Sizin şarjı önce görür. Şarjı attığınızı görürse X ile geri çeker. Şarjı bozar. Ne olur? Sadece adamın cooldown'ı olur. Böylece siz bir kargı şarjınızı boşa harcarsınız. Hani bunu düşünerekten 3 tane kargı bazen kullanılır ya da atıyorum 2 kargı Mado şeklinde setuplar yapılabilir. Bunu unutmayın. Son söyleyeceğim de bu birime dair diyelim. Bir atlı geldi arkadaşlar. Hücum komutunu zaten bu birimin kullanışı. F3'te kullanma sebebimizi de anlatayım. Şimdi arkadaşlar düz dizilimde kullansam atlı geldi. İlkleri durdurdu ama atlı arka arkaya dikine dizili. 2-3 sırayı durdurdu. Arkadaki sıra geldiğinde ne oluyor? Bu birimleri ezer arkadaşlar. Bunları ezmesin diye buradaki birimde bu tarafa doğru şarj attığımda F3 diziliminde görüyorsunuz arkada da 2 kişi var. Ne olmuş oluyor? Zaten bir kişi fazla hani tek bir hamleyle birden fazla düşmana saldırır diye bir gaziliği var bunun. Zaten önde 2 kişi vardı. Birer kişi de fazla düşmana saldırıyorlar. Arkada da 2 olduğunda bütün anti şarjını kesebiliyorsun. Bakın şimdi şarjı şöyle ileri doğru vurdum. Bakın iki önde, iki arkada, hatta yanlarda da adam var. Direkt bütün atlı şarjını kesme şansınız var arkadaşlar. Şimdi şöyle oturalım. Gördüğünüz gibi ilk olduğu gibi oturtursanız biraz dağınık oturuyor. Çünkü F3'e koyduysanız F3 gibi oturmaya çalışıyor. Eğer tamamen dizilimi beklerseniz birebir gerçek düzende otururlar. Diyelim arkadaşlar birinci bu yaverleri atlı olarak düşünün. Birinci atlıyı şahlandırdık ve kestik bir şekilde. Şimdi arkadan başka atlı geliyor. Hücumla şarjı gördüğümüz an sakin olacağız önce. Atlı etrafımızda dönecektir. Kargıyı gördüğünde çok az kişi direkt şarj atar. Böyle hep konum arayacağız arkadaşlar. Bu şekilde hep yeni bir konum arayacağız. Şarjı gördük, emin olduk diyelim. Hemen hücumla yana doğru kaçıracağız arkadaşlar kargıyı. Sonra şarjı atacağız. Yani gördüğünüz gibi hani atlının geldiğini düşünün. Şöyle geçerken hatta şöyle bir şansınız da var. İlk hücum attığınızda direkt yandan açarsanız hücum dolduysa. Dolmadıysa yana kaçırdınız yanda oturtacaksınız. Burada kaçamayan bir iki birimi feda edeceksiniz. Kargınızın geri kalanlarını kurtaracaksınız arkadaşlar. Durum bu. Yani elimden geldiğince kargıyı anlatmaya çalıştım. Tabii oynaya oynaya sizin kafanızda oturması lazım bu birimin. Kendinize yeni taktikler bulabilirsiniz. Umarım benim anlattıklarım hani bu kargıya alışma süresinde işinize yarar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hala abone değilseniz de abone olmanızı rica ederiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.